Hayatımız normal bir şekilde devam ederken arabamızla gidiyoruz ve bir anda bir geyiğe çarpıp kaza yapıyoruz. Kaza sonrası birilerinden yardım istemek için telefonumuza sarılıyoruz. Fakat o da ne? Sinyal yok. Telefon çekmiyor. Kaza yerine yakın bir benzin istasyonu görüyoruz. Kasabada tek yardım alabileceğimiz yer burası. Her şeyden habersiz benzin istasyonuna gidiyoruz. Her şeyden habersiz. Kasabada yaşayan korkunç şeyden habersiz. Fakat o korkunç varlığın bizden haberi olduğu kesin. Ah! No signal. Sinyal yok. At least I have a flashlight on this thing. Evet, flaşımız var. Sanki sinyalimiz yok, flaş ne işe yarayacaksa. Burada bir gaz istasyonu var. Oraya gidip yardım isteyeceğiz ama burada bir geyik mi bu, ne abi bu? Geyiğe çarpmışız biz. Evet, geyiğe çarpmışız. Yardım istememiz gerekiyor ama gaz istasyonunda muhtemelen bu bildiğimiz gaz istasyonlarından değil, olmayacak da. Gideceğiz bakalım bizi ne gibi maceralar bekliyor. Yola neden gidemiyorum ben? Ben belki yoldan gitmek istiyorum ama evet, kurallara uyalım, kaldırımdan gidelim. Sanki birazdan çok fazla kural kalacakmış gibi. Araba geliyor. Yardımcı olabilecek misiniz acaba? Pardon. Hey, yani flaşım var yani. Yardım edersin belki. Abi insanlık ölmüş ya. Hadi ben tamam burada kendi arabam bozulmuş. Arabamla kalmışım ama bak burada bir hayvana çarpmışız be. Bari şu gariban için dursam burada iyi olmaz mıydı? İnsanlık ölmüş. Neyse yani bizim yolumuz her türlü bu perili istasyona gidecek gibi görünüyor arkadaşlar. Perili istasyonumuza bir gidelim bakalım. Yani istasyonun şu an dıştan görünüşü oldukça gerçekçi gibi görünüyor. Özellikle şuradaki fiyatları falan. 2.45 iyi, güzel, ucuzmuş. Girelim, gerçi bizim benzinle işimiz yok arkadaşlar ama. Şöyle buralarda görebileceğimiz bir şey var mı? Ya da boş ver, direkt girelim biz içeriye yani. Ama dur. Buraya geldim, ses biraz yükselmeye başladı. Bu Hello? Beni bayağı bir geldi. Kimse var mı acaba? Okay, that radio's gotta get turned off. I can't even hear myself think. Radyo gibi bir şeyden bahsetti. Bu cızırtı radyo cızırtısı mı bilmiyorum. Radyo cızırtısı mıdır değil midir? Yani ses size çok yüksek geliyor mu bilmiyorum ama. Evet, oldukça güzel görünen bisküviler var burada. Alabiliyor muyuz? Yok, alamıyoruz. Sanki çok işimiz... Yani şimdi böyle bir benzin istasyonunda böyle bir ipin olması da oldukça ilginç ki üzerinde sanki biraz da kanlar var gibi görünüyor. O yüzden çok hayır alamet bir iş değil bu. Evet, şu cızırtı bir gitsin. Çok oldukça gerdi bizi. I heard the radio click off. Is someone out there? Dışarı çıkamıyorum. Over in the bathroom. Yeah, hey, so I hit a deer up the road a bit. I was wondering if you could help me out. Şu an sanki burada kalan. So I locked myself in here by mistake. I left the key around back. If you wouldn't mind getting me out of here. Geride mi dedi? Anahtar var dedi. İçeride mi kalmış bu? I'll be right back with that key. Evet, sanırım anahtarla bu içeride kalmış beyefendiye bir yardımcı olacağız biz. Ve anahtarı bulmamız gerekiyor. Evet, anahtarı bulmamız gerekiyor şu an. Yalnız bu ses beni oldukça fazlasıyla geliyor. Bu tarafa gelince sesin fazla olması ilginç. Oo, bir dakika abicim, bir dakika. Bak, buraya çıktım. İçeri giremiyor muyum? Bak, müzik sesi geldi ve şu an tüylerim diken diken oldu. Ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Arabaya binemiyor muyum? Hayır, binemiyorum arabaya. Buralara bak, buralara geldiğim zaman müzik... Abi burada göz var gibi bir şey gördüm ya. Biraz buluttan nem kapmaya başladım şu an. Bak, buralarda müzik sesi artıyor nedense. Anahtar arıyoruz şu an. İçerideki beyefendiyi çıkartmamız gerekiyor. Oradan anahtar bulmamız gerekiyor. Aa bak. Şimdi az önce sanıyorum tuvalette kalan beyefendinin bak hemen arkasında şurada camları tuğla ile örmüşler. Bu da bir benzin istasyonunun camlarının, tuvaletinin camlarının tuğla ile örülmesi oldukça korkutucu ve ilginç bir gizem yaratan olaylardan birisi. Acaba arabası bu mu? Anahtar arıyorum şu an. Arkada da o neydi? O neydi? Abi fare miydi o? Fare gibi bir şey gitti oradan.
O farenin oradan çıkması. Yani eğilemiyorum galiba. Eğilebiliyor muyum? Hayır, eğilemiyorum şu an. O tavşan mıdır, fare midir, nedir? Hani ilk başlarda gördüğümüz, yani oyunun başında gördüğümüz şeye benziyor ama ya bu müzik sesi oldukça geriyor beni. Oraya gitmesi peki bir işaret mi acaba anahtar konusunda? Orada birisi mi var acaba? Evet, şu an anahtarı gördük. Anahtarı aldık. Tabii ki anahtar almamız bir şey değiştirmeyecek sanıyorum şu an. Arabaya falan binebiliyor muyuz? Hayır, binemiyoruz. Arkadan birisi geldi gibi oldu sanki. Hayır, geldi gibi olmadı. Geldi yani. Arkadan birisi geldi. Elini gördüm ama sanki nasıl derler? Hani böyle bir güvercin ayağı gibi bir şey olabilir yani. Öyle bir Listen, şey man, there is hissettim. something going on outside. Evet, çıkartacağız seni dışarıya şu an. Okay, nope, back to my van. Ne kadar sakin konuşuyor, değil mi? Adam ölmüş burada ve oldukça sakin konuşuyor. Ne olmuş abi burada bu adama? Burası simsiyah zaten. Yani nefes alabileceği bir yer yok. Şu an ne yapmam gerekiyor? Şu an ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. İnanın hiçbir fikrim yok. Yani adamın üstünden falan bir şey mi alacağız? Anahtar falan mı almamız gerekiyor acaba? Evet, şu an gölge gibi bir şey var kapıda. Onu da görüyorum ama. Nerede abi? Aa, hayır. Hayır, bir dakika. İçeri girmem gerekiyor. İçeri girmem gere... Hayır abi, olamaz, bu nedir? Bir anda tepemde bitti. Bir anda da Allah be. Olamaz, olamaz, olamaz. Abi bu oldukça ürkütücüydü. Bu çok korkunçtu ve beklemiyordum gerçekten. Ve son sesti kulağımda, bir de kulaklık. Son ses kulaklıkla oldukça ürktüm ama niye tekrardan başlayamıyorum şu an oyunuma? Ne yapmam gerekiyor şu an? Oyunun tek sıkıntısı arkadaşlar, öldüğümüz yerden tekrar başlayamıyoruz. Yani öldüğümüz ekranda tekrar yeniden başla. Kaldığın yerden başla tuşu yok. Yani basamıyoruz. O yüzden oyuna tekrardan baştan başlıyoruz. Şu an tekrardan hemen o adamı oradan kurtar. Abi şu ne kadar ürkütücü bir şey ya. Yani gerçekten çok ses inanılmaz geldiği Listen, için man, there is something going on tüllerimiz outside. diken diken oluyor. Sen bir çık abi buradan. Evet. Bizim şu an yapmamız gereken Okay, tek şey nope, şuradan back to my geliyor. van. Şuradan gelecek. Abi geliyor. Geliyor. Kaç 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 kaç. İnanın, hayır 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 hayır. Bir dakika. Koş. Çok dibimde şu an. Koşamıyorum daha fazla. Benden daha hızlı gibi görünüyor şu an. Arkamı dönsem hemen, evet. İşte gördüğünüz gibi abi çok kötü geliyor ya. Yani şöyle baktığın zaman tam çok korkunç değil de müzik sesleri inanılmaz geliyor. Bin abi. Tamam, şu an bindik de ne oldu şu an? Allah! Biliyordum burada olduğunu. Ne geliyor abi, bir ses? Arabamız çalışıyor mu? Bizim arabamız mı çalışıyor? Ha, araba. A Araba car. geçti önümüzden. They could get me out of here. Durmuyorlar, durmuyorlar. Boşuna bağırma. Aa, benzin istasyonuna girdi araba. Benzin istasyonuna girdi. O arabayı alabiliriz sanki diye düşünüyorum. Yani eğer hala çalışır durumdaysa o arabayı alıp buradan bir şekilde gidebiliriz diye düşünüyorum ama buradan kolay kolay bize göndereceklerini zannetmiyorum. O iki tane hanımefendi var burada. İki tane hanımlar, arabanızı alın. Allah, o neydi? Kaçan nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Arkadaşın öldü, Hey, hold up. arkadaşın. Arkadaşına bir şey oldu, öldü mü? Abi gözümüzün önünde. Şu feneri bir kapatır mısın? Kadının gözüne gözüne tuttuk da. Abi kadın ölmüş. Evet. Kadın öldü. Ama biz ne yapacağız şu an? Diğeri de kaçtı gitti korkudan.
O öldürüp buraya girdi abi. Şimdi buraya da girmemiz bizim riskli zaten ama o kadına vurdu ve buraya geçti. Yani şu an ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Arabalarını alabilirim. Arabalarını almayı denedin mi? Hayır. Arabalarını almayı denedin mi? Yok. Kapılar kilitli. Yani anahtar falan var mı acaba üstünde diye merak ediyorum ama şu an ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Oldukça ses de yüksek geliyor şu an bana. Yani ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Oradaki kadın arabamıza gitmiş olabilir mi? Hani korkudan bizim arabamıza sığınmış olabilir mi? Onu da düşünüyorum. Yani sağdan soldan herhangi bir yerden de çıkabilir. Onun korkusu da endişesi de var şu an bende. Ama bizim amacımız sadece yardım istemekti. Yani burada garibim hayvan da zaten. Hayır, arabama binemiyorum şu an. Az önce binebiliyordum, şu an binemiyorum. Buradan zaten gidemiyorum ben şu an. Kadın nereye kaçtı ama? O da işin ilginç tarafı yani. Kadın buradan geldi. Bizim arabamıza doğru gitti diye düşünüyorum ben ama buralara bir yere gitti muhtemelen. Bizim şu an arabayı alıp buradan gitmemiz gerekiyor. Buraya yok. Buradan geçiş yok. Abi kadın ölmüş orada. Kaçan kadın ölmüş. Ama buraya gelmedi ki o yaratık. Şimdi bu kadın burada nasıl... İçeride başka birisi daha var. Şu an o kaçan kadının dışında başka birisi daha var içeride. Anahtar var ama çok da girmek de istemiyorum. Ses çok yükseldi. Abi burada... All right, time to get into their car and get out of here. Allah'ım sen nereden geldin? O zaman kurtuluş yok ki abi bu oyundan. Kurtuluşumuz olmayacak muhtemelen. Benim bu oyundan anladığım kadarıyla bu oyunda herkesin sonu ölüme doğru gidiyor. Yani bu istasyona gelip de sağ kalmak imkansız. Tabii ki bir kurtuluş yolu var mıdır? Evet, aslında bir kurtuluş yolu var. Arkadaşı ölen kadının kaçtığı yerdeki evde bir anahtar var. Burada ölülere bakıp merakımızı gidermek yerine hiç vakit kaybetmeden anahtarı alıp kaçmamız gerekiyor. Arkamıza bile bakmamamız gerek. Saniyelik de olsa arkamıza baktığımız zaman ölüyoruz. Ayağımız bir yere takılmadığı sürece kadınların geldiği arabaya koşup direkt arabaya binersek bu kasabadan kurtuluyoruz. Tabii kurtuluyor muyuz o da belli değil. Araba nereye gidiyor bilmiyoruz. Bugün sizler için farklı tarzda bir oyun denemek istedim. Bu tarz oyunları sevip sevmediğinizi videoya atacağınız like'lardan anlıyoruz. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarsanız her yeni paylaşımdan anlık haberiniz olur. İzlediğiniz için teşekkürler.